Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ancak bugün gelen video şu oyun videosu değil. Bugünkü set 4.5'a geçiş videosu. Yollar 2'nin oynanış özeti başlıkta da gördüğünüz gibi. Şimdi ufaktan geçelim. Hemen girişi okuyalım çok hızlı bir şekilde. Hemencecik girişimizi okuyalım. Girişte dediği gibi canavarlar festivali başlamak üzere. Hadi set ortası güncellemesinin oynanışı nasıl değiştirileceğinden bahsedelim. Bu patch arkadaşlar bu yama 11.2 yaması ile gelecek bu yeni set. Ve yakın diyara gelecek büyük oynanış değişikliklerinden bahsedelim demiş. Hadi bakalım. Partiden ayrılanlar. İlk önce bir partiden ayrılanlar ile başlayalım. Eski dostlarımıza veda ediyoruz. Ve yeni şampiyonlara merhaba diyoruz. Set ortası güncellemesinde bazı şampiyonları kaldırıp yerlerine yenilerine yer açacak. Açarak değişikliklere gidiyoruz. Aramızdan ayrılanlar kim mi? Hemen söyleyelim. Ayışı. Biliyorsunuz Aphelios'tan hepiniz bıkmıştınız. Dayana'dan hepiniz bıkmıştınız. Yeter artık diyordunuz değil mi? Artık gidiyorlar. Bu şampiyonlar bir süreliğine Ayışı'nın altında kaldı ve onları kaldırarak oyunun erken safhalarında değişikliğe gidiyoruz. Şu birimlere elveda. Lissandra, Sylas, Aphelios. Demek ki Dayana hala duruyor. Bak buradan bir ipucu çıkıyor bize. Alacakaranlık kaldırılıyor artık arkadaşlar. Alacakaranlığın kaldırılmasıyla birlikte yeni kökenlerimiz Ejder ruhlarına yer açıyoruz. Bu kökenden daha sonra bahsedeceğiz. Artık şu birimleri yollarda görmeyeceğiz. Vayne, Thresh, Riven, Cassiopeia ve Lilia. Ver. Yani alacakaranlığın o lanetinden kurtuluyoruz. Özellikle Riven'dan kurtuluyorsunuz. Muhtemelen bunu duyan çoğu kişi mutlu olacak. Şimdi. Avcı, senkronize çalışan, keskin nişancılardan oluşan bu grup aramızdan ayrılıyor. Avcıların rakiplerini göz açıp kapayıncaya kadar yok ettiği savaşların dönemi sona eriyor. Hani düşünseniz abi. Başlıyordu. 30 saniye bir kapışıyoruz. 28 saniye kala bir kişi gidiyor. Çok kötüydü. Aphelios, Warwick ve Ashe gidiyor. Kindred hala duruyor. Aklınızda olsun. Biraz sonra göreceğiz. Şimdi bir sonraki buff'umuz göz alıcı. Keskin nişancılar ve avcılar dehşet saçıyorken onları etkisiz hale getirmek için kimlere güveniyordunuz? Tabii ki de göz alıcılara değil mi? Bu şampiyonlar artık gözümüzü alamayacak. Ama bakın biraz sonra gözümüzü alamayacak dedi ya. Bir şampiyonun ultisi değişiyor. Orayı dikkatli dinleyin. Göz alıcı aslında kalkmıyor. Şekil değiştiriyor. Lissandra, Lux ve Ezreal'a elveda diyoruz. Böylece Kadim Orman'dan, Ulvi'den ve göz alıcıdan, Ayışın'dan hero'larımız eksilmiş oldu. Şimdi gölgelere gelecek olursak. Gölgeler artık gizlenip rakibin arka saflarını alt üst ettikten sonra yeniden karanlığa karışmayacak. Yani her üçüncü vuruşta bir gölgeler normalde biliyorsunuz görünmez oluyordu ve hedefe vuramıyorduk arkadaşlar. Hedef alınamıyordu. Gıcık ve sinir bozucuydu. Şimdi şu şampiyonlar artık gidiyor. Evelynn ve Kayn gidiyor. Yani nedir? Zed de gidiyor. Ancak gölge buff'u artık yok. Zed hangi güçlendirmeyle karşımıza çıkacak onu da aşağıda göreceğiz. Ayrıca kaldırdığımız özelliklere ait olmayan bazı birimlere de veda ediyoruz. Nami. Luden Nami'ye elveda. Ekarim. Okey. Jinx. Gıcık Jinx'e de elveda. Artık o kadar gıcık değil ancak olsun. Xin Zhao abi. Allah katından gelmiş bir Xin Zhao yapıyorlar artık. Evet elveda da benim vakti geldi. Jhin. Artık o dördüncü mermiye tek yiyecek miyim? Endişesi sona erdi. Ahri. Çok çektiniz değil mi? O setin başında çok çektiniz. Ona da elveda. Kayn gözlü oyuncular. Bu özelliklere ait olan ama listede bulunmayan şampiyonların olacağını fark etmiştir. Biz fark ettik zaten. Bu şampiyonları yeni yama ile yeni yama okuyamadım. Bu şampiyonları yeni veya mevcut özelliklerle kaydırdık ve onların benzer rolleri üstlenmesi için yeteneklerinde bazı değişiklikler yaptık. Hadi bakalım. Diana Ay Işığı'ydı. Bir Ay Işığı şampiyonuydu ve çok güçlüydü biliyorsunuz. 4. seviyedeyken özellikle durdurulamıyordu. Ay Işığı özelliğini alıp ruha aktarmışlar. Çok güzel. O zaman Diana bundan sonra her ulti kullandığında attack speed mi verecek? Bilmiyoruz. Diana yeni bir kostüme sahip. Dolayısıyla gözünüzü 4 açın diyor arkadaşlar. Zed ninja gölgeden ninja bir biçiciye geldi. Yani Darius da bir biçiciydi sanırım. Onu da göreceğiz hatta. Draven de bir biçici değil mi? Samira da vardı sanırım. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bakacağız. Yeni Zed artık gölge pasifine benzeyen ve rakiplerin arka saflarını atlamasını sağlayan yeni bir pasif yeteneğine sahip. Fakat artık atladığında ona saldıran birimlerin hedefinin değişmesini sağlamıyor. Dolayısıyla bu güncelleme de daha zayıf olacak. Bence de çünkü Zed neden güçlüydü? Hedef alınamaz hale geldiği için güçlüydü. Yoksa çok kırılgan bir şampiyondu. Kindred ruh ve avcıydı
ve ruh ve infazcı oldu. Peki o zaman Avcı Vafa gitti, onu biliyoruz, yukarıda okumuştuk. Biraz sonra infazcılardan bahsedeceğiz ancak bunun dışında bir değişiklik yok. Kindred hala 3 altın, karşılığında alınabilecek güçlü bir taşıyıcı. Tamamdır. Şimdi bakın burayı iyi dinleyin. Benim en çok hileli bulduğum yer burası. Çünkü biliyorsunuz göz alıcıyı kapattılar. Ancak artık Aydın'la göz alıcı gitti. Göz alıcı gitti. Aydın sömürücü oldu. Sömürücü bir Morgana nasıl işleyecek, ama ultisine bir göz atalım. Yeteneğindeki iyileştirme kaldırıldı. Harika. Ama sömürücü buff'ı iyileştirme sağlıyor size arkadaşlar. Bakın bir yerden alıp bir yerden veriyor. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Yerine %40 saldırı gücü azaltma etkisi eklendi. Sömürücülerden daha sonra bahsedeceğiz zaten. Orada da belirtiyor. %40 saldırı gücü azaltma bayağı etkili arkadaşlar. Bunu kullanmamız gerekecek. Yeni eklenenler şunlar. Saldırılanlardan bahsettiğimize göre şimdi de yeni gelenleri inceleyebiliriz. Yeni 7 yeni özellik, 7 yeni güçlendirme yani ve 20 şampiyon ekleniyor. İlk özelliğimiz ejder ruhu. Özellik şu. Ejder ruhlular, canavarlar festivalinde gelen yeni büyük özelliklerden biri. 3, 6 ve 9 birimlik bir özellik arkadaşlar. Kompozisyonunuzun büyük bir bölümünü oluşturabilir ve aşırı büyük sopa artı spatula kullanabiliyorsunuz. Bakın aşırı büyük artı spatula'ya ne yapıyorduk? Alacakaranlık. Yani bu alacakaranlığın yerine gelen bir buff. Güçlendirme diyecektim. Buff diye isim geldi. Ejderhanın ruhu isimli yeni bir özellik eşyası oluşturuyor bu spatula ile beraber. Ejder ruhu özelliği şampiyonlarınıza ilave nitelikler sağlayan ve kuvvetli bir ejder nefesi saldırısı kazanların etkili bir ejderha güçlendirmesi. Oldukça merak uyandırıyor. Ve ejder ruhunun şampiyonlarına bakalım. Brand. Birinci aşama bir büyücü. Yani bir paralık. Aşama bir paralık arka. Paraları belirtiyor burada. Tristana bir paralık bir keskin nişancı. Braum ikinci aşama bir öncü. Bunların hepsinin yanına bir de ejder ruhunu koyun. Bilerek sadece bir tanesini yazmışlar buff'ların. Sakın aklınız karışmasın. Ivana üçüncü aşama bir dövüşçü. Olaf dördüncü aşama bir biçici. Bakın Olaf çok güçlü. Olaf her sette çok güçlü olacak. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Olaf yani. O egosunun altında sadece bir ezik şampiyon yatabilir mi hayatta? Aurelion Sol 4. aşama bir büyücü. Aurelion Sol'ü özlemiştim. Çok özlemiştim. Swain 5. bir aşa 5. aşama bir sömürücü. Sömürücü ve ejder ruhu olduğuna göre Swain birazcık kırılgan bir şampiyon olacak. 5 para olmasına rağmen sanırım. Göreceğiz aşağıda. Örnek kompozisyon olarak 6 ejder ruhu, 3 büyücü, 2 öncü ve bir de sömürücü koymuş arkadaşlar. Aurelion Sol, bakın şu sağ aşağıda gördüğünüz gibi hemen şöyle gösterelim. Aurelion Sol yeteneğini ikinci kez kullanabilirse epey güçlü bir büyücü. Yani büyücüyü buff'ını açmanız gerekiyor diyor size her türlü. Onu güçlü bir taşıyıcıya dönüştürmek için büyücü özelliğini etkinleştirmek ve bu kompozisyonu oynamanın harika bir yolu ejder ruhu özelliğinden elde edilen ilave hasar. Epey etkili oluyormuş. Deneyeceğiz. Braum ve Sejani'yi ön saflara koy. Shyvana da bazı rakip birimleri etkisiz hale getirecek miktarda taban hasarına sahipmiş. Shyvana bence güçlü olacak yine. Set 1'de gördüğümüz gibi. Takıma 2 sömürücü eklemek de şampiyonlarınızın hayatta kalmasını sağlıyor. Ancak sadece sömürücü buff'ından gelen bütün özellikleri sömürücüler alıyor. Onun dışında diğer takım arkadaşlarınız daha az faydalanıyorlar. Set 3.5 Celestial hatırlayayım ya da Semavi. Semavi'de bütün takım arkadaşların alıyordu iyileştirmeyi. Ama burada yarı yarıya düşürmüş sanırım. Daha da bir dengeli olsun diye, bu hoşuma gitti. Şöhretli 3 birimlik ve tam olarak 3 şampiyonu olan bir özellik arkadaşlar. Dolayısıyla 3 şampiyonu da almanız ya da seçilmiş olanı bulmanız gerekiyor. Çok basit değil mi? Tüm şöhretli şampiyonlar önceki setlerden geliyor. Kendileriyle ilgili abartılı hikayeler anlatılmasından hoşlanıyorlar. Yani biraz egoistler mi? Özellik etkinleştirildiğinde her bir şöhretli şampiyon yeteneklerini güçlendiren özgün bir etki kazandırıyor. Nautilus bir rakibi ses mesela örnek veriyorlar burada. Nautilus bir rakibi sersemlettikten sonra hasar azaltma kazanıyor. Muhtemelen o zaman Nautilus Q atıyor, değil mi? Ya da ne bileyim Nautilus ulti atıyor. Havaya zıplatıyor ya da çapasıyla kendine çekiyor rakibi. Tamam. Süper. Ekstra hasar azaltma çok iyi. Nikon'un son patlamada verdiği hasar artıyor. Ve Cho'Gath. Bak orada da hazır olun diyor. Cho'Gath'i özlediniz biliyorum. Alan hasarı abi. Büyücü Cho'Gath geliyor bu arada. Tüm tahtayı havaya savuruyor. Cho'Gath'in TFT'nin çıkış setindeki haline benzeyeceğini düşünüyoruz. Aa, boku yedik o zaman. Öyle söyleyeyim. Cho'Gath bizi kanser edecek. Ahre gitti, Cho'Gath geldi. İkinci aşama bir öncü. Nautilus. Niko bir mistik. Cho'Gath ise dövüşçü. Bunlar yan buff'lar arkadaşlar. Örnek olarak 4 öncü, 4 mistik. 3 öğretti ve bir de demirci
koymuşlar yere. Demirci olan da Ornn. Merak ediyorsunuz değil mi Ornn'u? Ahri gitmiş olabilir ancak Nico'nun gelişi öncü misti oynamanızı kolaylaştırabilir. Yani Nico'yu kullanabilirsiniz Ahri yerine. Bunu da deneriz. Buraya arkadaşlar böyle bırakıyorum. Videoyu durdurup buradan okuyabilirsiniz hızlı bir şekilde. Sömürücü ise takımınızın hayatta kalma potansiyelini arttıran, bakın söylemiştik, ve özel sömürü tankları oluşturarak onlara verilen hasarı iyileştirebilen 2 ila 4 birimlik bir miktar 2 ila 4 birimlik bir özellik. Bu özellik etkinken tüm takımınızın verilen hasar sayesinde bir miktar iyileşecek ama sömürücüler birazcık daha fazla iyileşecek arkadaşlar. Bu. Şampiyonlar ise Nautilus, pardon Nasus, Vladimir, Morgana ve Swain. Seviye birinci aşama. Vladimir ikinci aşama. Yani dördüncü aşama ve beşinci aşama da Swain arkadaşlar. Swain'in bir sömürücü olması demek. Yani dört sömürücü oynamanız gerekiyor demek Swain kullanıyorsanız. Bana göre. Çünkü Swain bu güvenli. Bence çok kırılgan bir hero olacak. De. Yaptıkları örnek komp belli. Sömürücü 3 ejder ruhu, 3 çağırıcı, 2 mistik ve 2 öncü. Ejder ruhlarından 3'ü Tristana, Swain ve Braum. Çok iyi. Şimdi burada bir bakalım. Geçiciler. Değil mi? Geçicilerin özelliği şu. Geçici 5 şampiyona sahip 2, 4, 6 birimlik bir özellik arkadaşlar. Dolayısıyla bir seçilmişe ihtiyacınız olacak. Geçiciyi oynamak istiyorsanız. Bu birimler tonlarca hasar veriyor ve hasar aldıkça güçleniyorlar. Hasar aldıkça güçleniyorlar derken nasıl olacak acaba? Çok merak ettim. Bir biçicinin canı ne kadar azsa o kadar fazla can çalma kazanarak iyileşebiliyor. Hedefin canı ne kadar azsa biçici o kadar fazla hasar veriyor. Yani şöyle arkadaşlar, iki ucu da boklu değnek derler ya. Benim canım az, karşımda biçici var. Adam bana daha fazla vuracak. Benim canım az, ben biçici oynuyorum, karşımdaki rakibe vuruyorum. Abi çok iyi, canım doluyor. Zed ikinci aşama bir ninja. Darius üçüncü aşama bir ganimetçi. Uzay korsanından aklınıza gelsin. Darius'u kesinlikle oynayacağız ganimetçi olarak. Olaf ikinci, dördüncü aşama bir ejder ruhu. Rhyndemir dördüncü aşama bir cengaver düellocu. Samira ise beşinci aşama korkusuz keskin nişancı. Samira, Rhyndemir ve Darius. Bunları çok merak ediyorum. Olaf zaten hep oto atak yapıyor. Şey değil. Şimdi buradaki örneği gösterelim hemen. 4 biçici, 3 ganimetçi, 3 ejder ruhu, 2 sömürücü ve 2 öncü ve 1 ninja. Bakın bu örnek kompları deneriz ama kendi aklımıza gelen başka şeyler deneriz. Mesela burada Olaf'ı taşıyıcı yapmışlar. Bence Olaf'a bombardıman okey, çok iyi. Ama bence adaletin eli daha iyi olmaz mı? Artı bir de kanı susamış. Bence daha iyi olur arkadaşlar. Bakın dediği gibi biçici özelliği bir sürü taşıyıcı seçeneği sunuyor ama Olaf bunların en ilginçlerinden biri. Tonlarca hasar verebiliyor ve bombardıman topunu kullanarak kendini çok rahat bir şekilde safe modda farmlıyor gibi düşünün arkadaşlar. İnsanları farmlıyor. Karşı birimleri. İnfazcı ise infazcı pahalı şampiyonlardan oluşan 2-4 birimlik bir özellik. İnfazcılar ileri safhalarda daha fazla hasar vermeniz gerektiğinde yönelebileceğiniz harika birimler. Yani erken oyunda değil, geç oyunda kullan diyorsan infazcıları. Bakacağız. Ayrıca kadroya yeni katılan sömürücüleri de hesaba katarsak, onların işini bitirebilecek bir özelliğe sahip birimler, onların işlerini bitirebilecek bir özelliğe sahip birimler olması güzel bir şey. Galaksileri oynayanlar infazcıların Valkyrie'lere benzediğini fark edecektir. Fakat bu sefer özellik daha derin ve esnek eşiklere sahipmiş. Şampiyonları şunlar. Kayle, Zaya ve Kindred infazcılar. Kayle'ı kesinlikle deneyeceğiz. Zayat'tan yine bir Pikachu çıkar mı? Bilemem. Yani Hyper Roll Zaya oynayamayacağımız kesin. Dördüncü aşama bir şampiyon ama gerçekten merak ediyorum Zaya. Şimdi, örnek kompozisyon şu. 3 infazcı, 4 ulvi, 2 üstad, 2 aydan, 2 mistik, 2 ruh, 2 sömürücü ve 1 ninja. Zaya şurada, Kayle burada. Nasus reisimiz de burada. Yeni şampiyonlar borttakiler bunlar. Hadi bakalım. Kyle geri dönüyor ve hala 4 altın karşılığında alınabilen son derece güçlü bir taşıyıcı arkadaşlar Kyle. Belirttikleri bu. Yani Kyle yine bizim içimizden geçecek. Hemen şuradan da yan ekrandan aldım. Tamamdır. İlave menzili ve ilave saldırısı için bombardıman topu. Bunları biliyoruz değil mi? Bunları geçelim. Yeni 5. aşama şampiyonlar. En çok merak ettiğiniz bunlar.
Benim de en çok dikkatimi çeken bunlar özellikle Ornn. Ornn, Kadim Orman, Öncü ve Demirci arkadaşlar. 3 deneyi birden var. Ornn en uzaktaki rakibin arkasında, Blitzcrank gibi düşünün, bir elemental ortaya çıkarıyor ve onu kendisine doğru çağırıyor. Ultisini düşünün. Elementalden isabet alan rakipler birinci seviyesi 1,5, ikinci seviyesi 2, üçüncü seviyesi ise 15 saniyeliğine havaya savruluyor. 15 ne ya? Ve 100, birinci seviye 100, ikinci seviye 200, üçüncü seviye 400 sarı alıyor arkadaşlar. Saçma. Elemental onunla karşılaşırsa Ornn'a ona kafa atarak canavarı uzaktaki başka bir rakibe yönlendiriyor. Bayağı iyi. Nasıl çalışıyor şimdi ona bakalım. Özür diliyorum. Taban nitelikleri genel olarak iyi olan Ornn, dayanıklı bir şampiyona ihtiyacı olan bir kompozisyonun ön saflarına yerleştirilebilir. Ocağın çağrısıyla ise savaşlarda işlevsellik sağlıyor. Onu göreceğiz. Demirci. İşte bakın en sevdiğim özelliği Ornn'un. Ornn'un asıl gücü özgün özelliği olan Demirci'den gelir arkadaşlar. Ornn bir çatışmaya katıldıktan sonra bir yadigar oluşturmaya başlıyor. Yıldız seviyesi ne kadar yüksekse Ornn'un güçlü eşyaları o kadar hızlı oluşturuyor. Yani ikinci seviyesi daha hızlı oluşturuyor. Tamamlanan eşya çantanıza gidiyor. Ve bir yadigarı olmayan ve eşya yuvası açık herhangi bir şampiyona verilebiliyor. Kalıcı bir eşya. Bu yadigarın yalnızca Ornn'la kazanılabilecek yeni ve özgün eşyalardır. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Ornn'u alıyoruz board'a. Eşyayı yaptırıyoruz. Ve bütün herkesin üstü doldu. Ornn'a eşya yaptırdık değil mi? Bu eşyaları aldık. Ornn'u tekrar satınca bu eşyalar kalacak mı? Ona bakmak lazım. Örnek yadigarlar şunlar. Roket güçlü yumruk. Renk geldi değil mi aklınıza? Lanet olsun. Yine kurtulamadık. Her sette araya Blitzcrank koymayı beceriyorlar. Nasıl yapıyorlar ya bunu? Kullanıcı çatışmanın başında en uzaktaki rakibin yakın dövüş menziline çekerek onu 1,5 saniyede sersemletiyor. Ve menzildeki takım arkadaşları da o rakibe saldırıyor. Arkadaşlar taşıyıcılarınıza civa vermenin zamanı geldi. Muramana 20 saldırı gücü 20 saldırı hızı 15'te mana veriyor. Kullanıcı her çatışmada ilk defa yeteneğini kullandıktan sonra 100 mana yeniliyor. Abi çok iyi. Üçlü kuvvet tonla hasar aslında tonla her şey diyor. Can haricindeki tüm nitelikler artı 33 artı 3 33 can. Sanırım ulti kullandıktan sonra da ulti ile beraber ekstra hasar veriyor olabilir arkadaşlar üçlü kuvvet. Özellikleri şu Samira'nın da. Samira'ya geçelim. Korkusuz, geçici, keskin nişancı. Şey diyeyim ya. Bütün böyle rütbeleri takmış. Abi bu ne böyle? Her şeyi vermişler Samira'ya. Samira en büyük rakip grubuna doğru atılarak 2 saniye boyunca saldırılardan sakınma ihtimalini %100 arttırıyor. Yani her şeyi doğruluyor. Değil mi? Bunu aslında Yordle'lardan alabiliriz. Set 1'deki Yordle'lardan. Değil mi? Onlar da her şeyi ıskalıyordu 6 tane 9 tane mi ne olunca. Durdurulamaz hale geliyor ve yakınındaki rastgele rakiplere 15, 25 ve 50 atış yapıyor. Bunlar 1. 2. ve 3. seviye. Şurada gördüğünüz gibi. Abi 2. seviyesi çok dehşet saçıyor zaten yani 50 ile bilemiyorum. İkinci seviye Samira'yı oynamak için can atıyorum. Fena. Nasıl çalışıyor? Samira güçlü veya keskin nişancı içeren tüm kompozisyonların fiziksel hasarında önemli bir rol oynuyor. Fiziksel hasar veren önemli bir birimdir aslında tamamen okuyacak olursak. Tabi Samira'yı erken safhalarda almayı başarıp ona saldırı gücü eşyaları verirseniz her kompozisyonda etkili olur. Ebedi kılıç, son fısıltı, dev katili ya da Kanus Samış yanında. Ölümsüz olur. Korkusuz şu. Samira mana kullanmıyor. Mana kullanan bir şampiyon değil. Bunun yerine combo sisteminden faydalanıyor. Her normal saldırıdan sonra yeni bir hedefe doğru atılarak kısa süreliğine kalkan kazanıyor. Muhtemelen cüzi bir miktarda kalkandır ve iki atış yapıyor. Bu sırada combo derecesi artıyor. S derecesine ulaştığında yani en yüksek seviyeye ulaştığında combo derecesi etrafına kurşun yağdırarak karşısına çıkan talihsiz rakipleri delik deşik ediyor. Sanırım Samira bulunduğunda aşırı OP olacak bir karakter arkadaşlar. Kadroyu doldurmak diye bir başlık var. Bu neymiş? Bunu hiç okumadım mesela. Yeni özelliklerin ve 5 altınlık birimlerin yanı sıra bazı özelliklere yardımcı olmaları için birkaç yeni şampiyon ekliyoruz. Yani bunları araya serpiştiriyorlar. Rakan ikinci aşama bir kadim orman muhafız. Güzel. Zaya Rakan. Peki. Sivir üçüncü aşama bir çağrıcı keskin nişan. Sivir şimdi hangi yeteneği kullanıyor acaba? W'sunu mu kullanıyor, Q'sunu mu kullanıyor? E'sini zaten kullanması çok saçma değil. Eğer ki W'sunu kullanan bir sivir varsa ebedi kılıç artı dev katille bir sivir yapmak
Efsane olur. Şimdi sistem değişikliklerine gelelim arkadaşlar. Tüm bunların yanı sıra TFT'ye getirdiğimiz yeni bir şey daha var. Abi o da şu. Canavarlar Festivali başlayacağı için herkesin bir hediye hak ettiğini düşündük. Bakın burada TFT Set 3 ve 3.5 Galaksiler geliyor aklımıza. İyi dinleyin burayı. Dolayısıyla oyunun belli bir aşamasında oyuncular şanslı fener kazanacak. 8 oyuncu da şanslı feneri aynı anda alacak. Bunların içindekilerin hepsi aynı olacak. Hepimize aynı şeyleri verecek. Fakat fenerlerin içindekiler her oyun değişecek arkadaşlar. Fenerler altın, Niko, bileşen eşyalar yani ne diyeyim işte eldiven atar, tek kılıcı atar, aşırı büyük sopa atar, eldiven atar böyle. Hatta doğanın kudreti gibi bildiğiniz içerikleri de atabilecek. Abi çok iyi. Galaksileri özlemiştim ya. Ancak bunların içinden TFT yeni eklediğimiz şeyler de çıkacak. Bunlardan bazılarına bir göz atalım demiş. Şimdi dükkan yenileyici diye bir şey var. Yani dükkan yenileyici arkadaşlar bunu bir şampiyonun üzerinde kullandığımızda dükkanımız bir kez olarak daha ücretsiz yenilenecek. Ve sadece aynı özelliklere sahip şampiyonları görebileceğiz. Mesela atıyorum abi. Siz bunu demiş ki Kenna kullandıysanız sadece ninja ve koruyucuları göreceksiniz arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim? Atıyorum işte şu anki metadan örnek verelim. Siz bunu Lulia kullandığınızda kadim orman ve büyücüleri göreceksiniz. O 5 tane hero'nun geldiği yerde. Efsane güzel bir özellik. Yani bir anda kötü giden oyununuzu çevirmenize yarayacak bu. Ha benim 30 canım kaldı çeviremiyorum vesaire. Artık çevrilecek. Bunun dışında her bir maliyeti görme şansı yüzdesi gibi. Yani normal mağazadaki gibi arkadaşlar atıyorum. Birinci seviyedeyken sadece bir paralıkları atıyorum. Dokuzuncu seviyedeyken de beş paralıkları ya da yedinci seviyedeyken de beş paralıkları görme ihtimaliniz olacak. Ama beş paralıkları görme ihtimaliniz %1 ise %1 olacak. Kesin olarak onu görmenizi gerektirecek diye kural yok. Ve beklenmedik durumlardaysa atıyorum şampiyonlar havuzun dışında atıyorum 16 tane 3 paralık hero var. Ve Nunu arıyorsunuz. Nunu da bitti. Kalmadı değil mi? O zaman Nunu çıkmayacak arkadaşlar. O yüzden elinizi çabuk tutmanız lazım bunu kullanırken. Yani diğer şampiyonları da verebilir size. Bir diğeri ise arkadaşlar eşya yenileyici. Eşya yenileyici şöyle bir şey. Bunu bir şampiyonun üzerine kullandığımızda tüm eşyalar ondan fırlıyor ve yedek kulübemize dönüyor. Geliştirmek için çok çalıştığınız şampiyonu elinizde tutmak ancak mesela bir hero'ya atıyorum abi. Ben diyorum yani eşya tutun, tutmayın, eşyaları kullanın diyorum sürekli. Atıyorum gün ateşi yaparak başlıyorsunuz vesaire. En sonunda geç oyuna geldiniz. Erken oyunu çok güzel taşıyorsunuz. Ama geç oyunda keşke bu eşyaları yapmasaydım diyorsunuz ya. Eşya yenileyici işte bu. Eşyaları parçalara bölüp tekrardan arkadaşlar bench'inize atıyor. O bench'ten tekrar istediğiniz hero'ya, şampiyona aktarıp eşyalarınızı yeniden oluşturabilirsiniz. Boğazım ağrıdı çok. Eşya kaldırıcı. Yeni bir tane. Bunu bir şampiyon üzerinde yine kullandığımızda yalnızca bir şampiyonun üstünden çıkan eşyalar değil, aynı zamanda rastgele benzer eşyalara da dönüşecekler arkadaşlar. Dolayısıyla ihtiyacınız olmayan şeylerin varsa onu farklı bir eşyaya dönüştürmek için bu eşya kaldırıcıyı kullanacağız arkadaşlar. Atıyorum Negatronos var burada örnek verdiği gibi. Bunu bir boba ya da eldivene çevirebiliyorsunuz. Harika. Aynı zamanda tüm öğelerde de çalışıyor. Ancak bu gerçekten riskli diyor. Sürekli kullanmayın bunu diyor. Bence siz kullanın, keyif alın. Spatula ve spatula öğelerini arkadaşlar dönüştüremiyorsunuz. Yani ne bileyim spatula ile beraber atıyorum. Alacakaranlık yaptınız. Ejder ruhu yaptınız. Dönüştüremezsiniz. Spatulayı dönüştüremezsiniz. Böyle. Şimdi son özelliğimize geçelim. Hedef kuklası. Hedef kuklası şu. Azir'in askerlerinden yola çıkalım burada. Sonunda bu size Azir askerleri gibi çalışan yerleştirilebilir bir kukla veriyor. Herhangi bir yere yerleştirirseniz ve bazı saldırıları karşılaması için çok az miktarda bir health'i var arkadaşlar, canı var. Düşük miktarda. Yani Azir askerleri gibi düşün. Bunların stratejik olarak yerleştirilmesi size büyük bir avantaj sağlayacak. Atıyorum nasıl? Yadigarlardan birisi neydi? Roket Kol'du değil mi? Roket Kol var, sizlere kukla var. Kukla Roket kolu engelleyebilir. Süper. En uzak kuklayı koyabilirsiniz. Ve bunlar ordu limitinize dahil değilmiş. Atıyorum 9. seviyesiniz ve kukların birini koyarak 11'ime çıkabiliyorsunuz.
Gayet iyi. Yine de yedekleyemiyorsunuz bu kuklaları ve satamıyorsunuz. Yani Niko kullanamıyorsunuz ve bu kuklaları satamıyorsunuz. Her türlü kullanacaksınız arkadaşlar. Olay bu. Demiş ki işte bu kadar yeni şampiyonlar ve takım kompozisyonları neler başaracağınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Ki ben de sabırsızlanıyorum. Yenilikler yarın açık betaya ve 11.2 yamasında sunuculara geliyor. Arkadaşlar muhtemelen siz çarşamba günü yeni bir PBA videosunda set 4.5 videosu göreceksiniz. İstediğiniz kompları, merak ettiğiniz hero'ları ve birçok şeyi yorumlarda bana belirtirseniz PBA'ye geldiği anda deneyeceğim. Sabahın köründen öğlene kadar video çekip öğlen saat 1'i çeyrek geç her zaman olduğu gibi videolar size ulaşacak. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.